baskılar altında ötekileştirilen, hakarete uğrayan, şiddete uğrayan, duruşma salonlarından atılan, karakollarda işkence gören, adliye çıkışlarında müvekkillerinin ya da karşı tarafın saldırısına maruz kalan avukatlarız biz. Bununla yetinilmiyor, öldürülüyoruz. Son 20 yılda 500'den fazla avukat öldürüldü. Cinayete kurban gitti. Yapılması gereken o kadar çok şey var ki, ancak kulaklarını doğru sözlere tıkayan, kapatan bir siyasal iktidardan bahsediyoruz. Yani bugün geldiğimiz sorunların temelinde bu ülkedeki siyasal iktidarın hukuka, adalete, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, barolara, avukatlara bakışının ne kadar yanlış olduğunun tespiti var. İşte biz bütün bu olumsuzluklar içerisinde mücadele etmeye ve bugün de olsun sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ve bundan sonra da bu sesi duyurmaya devam edeceğiz. Hukuk devleti kavramı, kamu gücünü temsil eden kurumlar karşısında bireyin haklarının en geniş biçimde sağlandığı ve savunulduğu bir devlet düzenini de vurgular. Anayasada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu açıkça hüküm altına alınmış olmasına ve hukuk devletinin adil yargılanma hakkı korunmadan var olamayacağı hususunun açık olmasına rağmen savunma hakkının sınırlandırıldığı, savunmanın temsilcileri olan avukatların yok sayıldığı bir yargı düzeninde adaletin gerçekleşmesi için görev yapıyoruz. Hukuk devleti kavramının yıllar, yüzyıllar içinde verilen hak arama mücadelesiyle yaşam bulduğu ve anlam kazandığı tartışılmaz bir gerçekliktir. Hak arama mücadelesinin yasal zemini olan yargılama faaliyetinde savunmanın şekli bir unsur olarak görülmesi, avukatın etkisiz bırakılması hukuk devletinin varlık nedeniyle açıkça çelişen bir durumdur. Biz avukatlar, yurttaşın bir hakkının tespiti, bir hakkın teslimini sağlamak için mesleğimizi ifa ediyoruz. Şu bilinmelidir ki, avukatın sesi kısılırsa, yurttaşın da sesi kısılır. Avukatlar, adalet ve vicdan mücadelesinde sorumluluklarını yerine getirirken, savunmanın kısıtlanmasına yönelik hukuksal düzenlemeler avukatın ve avukatlığın itibarsızlaştırılması ekonomik ve fiziksel şiddetle karşı karşıyadır. Bir davanın tarafı olmayan avukatlar adliye binalarında, sokakta ya da bürolarında fiziksel şiddete maruz kalmakta, hatta öldürülmektedir. Daha yakın zamanda İzmir'de bir hafta arayla İki meslektaşımızın darp edildiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. Siyasal iktidar toplumsal yaşamın her alanını kendi ideolojik politik yönelimi doğrultusunda düzenlemeyi ve denetlemeyi amaçlayan uygulamalarına yeni adımlar eklemektedir. Kullara manevi danışman adı altında imam ve vaizlerin atanmasını öngören ÇEDES projesi, orta öğretimde din derslerinin ders saatlerinin iki kat artırılması, bakanlıkların ve devlet kurumlarının cemaatler ve tarikatlar arasında pay edilmesi bu uygulamaların somut göstergeleridir. Şu bilinmelidir ki İzmir Barosu olarak Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini savunmaktan asla vazgeçmedik ve hiç vazgeçmeyeceğiz. Siyasal iktidarın yürütme üzerindeki baskısı ve tahakkümü, demokratik bir düzende yaşamak için mücadele eden, demokratik hak ve özgürlüklerini kullanan tüm yurttaşlarımız olduğu kadar meslektaşlarımızı da hedef almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararına karşı serbest bırakılmayan avukat Selahattin Demirtaş başka bir dava ile ilişkilendirilerek tutukluluk halinin devamı sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen meslektaşımız avukat Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği iki ayrı kararında hak ihlalini tespit etmiş
dosyayı görevli 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş ve mahkemeye Can Atalay'ı yeniden yargıla, cezanın infazını durdur ve derhal tahliye et demiştir. Bu karara uymak ve bu karar doğrultusunda karar vermekle görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi verdiği kararıyla da anayasayı, anayasanın 153. maddesini yine açıkça ihlal etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de ceza kararının okunmasıyla ve Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesiyle anayasa bu kez yasama organı tarafından da ihlal edilmiştir. Israrla ve haklılığımızın verdiği güçle haykırıyoruz. Meslektaşlarımız siyasal iktidar tarafından özgürlükleri ellerinden alınmış birer siyasi rehinedir. Ve ineliyoruz. Suçluların cüreti, haklıların cesareti karşısında yenilmeye mahkumdur. Avukatlar olarak yüksek vergiler ödüyoruz. Yüksek sigorta primleri yatırmamıza rağmen çok düşük emekli maaşları alıyoruz. Özellikle genç meslektaşlarımız ekonomik düzenin yarattığı zorluklarla karşı karşıya geldiğinde umutsuzluğun ve mutsuzluğun sürüklediği bir zeminde var olma savaşı veriyor. Hepimizin yaşadığı olumsuz koşullara ek olarak savunma mesleğe adım attıkları dönemde emeklerinin sömürülmesi, zamanında ödenmeyen CBK ve adli yardım ücretlerinin yüksek enflasyon karşısında erimesi, mobbing gibi yaşamsal sorunlarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Giderlerini karşılayamayan, geçinmekte zorlanan genç avukatlar ekonomik şiddetin en yoğun biçimde hissedildiği grup oluyor. İzmir Barosu olarak taleplerimizi gündemde tutmak, yaşama geçirilmesini sağlamak için İzmir Barosu'nun onurlu üyeleri olan siz değerli meslektaşlarımızla omuz omuza yan yana durarak her zeminde yılmadan, usanmadan çalışacağımız, engelleri aşmak için birlikte mücadeleye devam edeceğimiz günlerdeyiz. Bir stajyerin bu ekonomik koşullarda hayatını sürdürebilmesi artık bıçak sırtı meselesi haline gelmiştir. Siyasal iktidar ve tüm sorumlular sorunu gerçekten çözebilecek tedbirlerden kaçınmakta ve sorunlarımızı görmezden gelmektedir. Stajı amacına uygun hale getirmek yerine naylon staj girişimleriyle stajyeri ikinci işte çalışmaya yönlendiren düzenlemelerle gerçek sorunları derinleştirmeye devam etmektedir. Yargının kurucu unsurlarından olan avukatın stajının nitelikli şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik yasal tedbirlerin alınması gerekirken ve bizler bugün bu taleplerimizi dile getirmek için toplanmışken Anayasa Mahkemesi ne yazık ki 4 Nisan'da yani dün Avukatlar Günü'nden bir gün önce verdiği kararla da naylon stajı meşrulaştırmıştır. Tam zamanlı çalışması gereken kamu görevlilerinin avukatlık stajını hakkıyla yerine getiremeyeceği açık iken böyle bir düzenleme bizlerin nitelikli staj dönemi talebimizi görmezden gelmekten başka bir şey değildir. Yine stajın ilk 6 ay olan adliye stajı mahkemelerde sadece bir imza atma işine dönüşmüş, stajyer avukatın duruşma izlemesi, dosya incelemesi ve stajın amacına uygun yapması istisna haline gelmiştir. Stajın ikinci 6 ayında da yine sosyal güvenciden yoksun ve herhangi bir ücret almaksızın günde 9, haftada en az 45 saat çalıştırılarak yanında staj gördüğü avukatın insafına bırakılmıştır. Hatta birçok arkadaşımız meslek onuruna yakışmayan angarya işlerle dahi karşı karşıya kalmakta. Emeği sömürmekte, ağır koşullarda stajını tamamlamaya çalışmaktadır. Avukatlık mesleğine hazırlık dönemi olan bu bir yıllık dönem stajyer avukatlar için artık çekilmez hale gelmiştir. Stajyer avukatlar olarak amacına uygun olmayan niteliksiz staj dönemine, yaşadığımız emek sömürüsüne ve ülkemizde yargı organlarının işletkisizleştirilip hukukun çiğnenmesine karşı susmayacağız. Bunlarla mücadele edeceğiz. Mücadelemiz haklarımızı alana kadar da bitmeyecek. Thank you.
akrilik mi? Şu akrilik bu yağlı. Nisan 2024 günü İzmir Barosu avukatları Ankara'da olsun. Hepiniz